Herkese merhaba arkadaşlar, ben Emsi Komunak, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Online maça gireceğiz. Fakat online maça girmeden önce gördüğünüz gibi bu hesap benim hesabım değil. Dün akşamki videoyu izleyenler bilir ki Tolga'ya biz bir challenge yapmıştık ve hesaplarımızı değiştirmiştik. Ben onun hesabıyla oynadım, o da benim hesabımla oynadık ve muhteşem bir maç oldu. İzlemek isteyenler gidip onu da izleyebilir, kartlara bırakırım. Sonra Tolga bana dedi ki abi dedi, bu hesap bugün bende kalsın mı dedi, millete hava atacağım dedi. Peki dedim, kalsın dedim. Tolga'yı kıramıyorum biliyorsunuz, dirilsek de az da olsa seviyorum yani, minnacık da olsa seviyorum Tolga'yı. TikTok'a atmış. Gitmiş Remzi abim bana bu hesabı verdi diye. 8-10 bin kişi izlemiş. Buna mesaj atanlar var. Bana mesajlar geliyor. Abi bana da hesap hediye et. Bana da hesap hediye et. Başıma dert açtı. Hatta bir iki kız eklemiş. Bir de bana mesaj atıyor. Abi senin hesap var diye diyor. Diyorum. Kıza vereceğim diyor. Terbiyesiz ya. Benim hesabı kızlara verecekmiş ya. Ahlaksız. O zaman ben ona derim. Elimde Tolga'nın hesabı var. Tolga'nın hesabıyla oynamak istiyorum. Neden oynamak istiyorum? Çünkü Trop, yani şu adam baktığımızda Torup diye yazılıyor. Muhteşem bir hoca. Senenin başlarına geldi ve bir daha bu dizi işte gelmedi. Ve neredeyse profesyonel oyuncuların, tanıdığım 1600-1700 derece üstü oyuncuların. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye sıralamasında ilk 100'ün 50-60'ı bu hocaya bayılıyor. Bu hocayla oynuyor. Ben de bu hocayı yakalayamadım bir türlü. Bununla oynamak istiyorum. Ha dün Tolga ile oynadık ama pek de analiz edemedik. Bu hocayı gerçekten çok merak ediyorum. O zaman ne yapıyoruz? İnsanların en beğendiği hocayla, Tolga'nın kadrosuyla iki tane muhteşem e-sport adında online maça giriyoruz. Oynat bakalım. Bugün kokiferiz arkadaşlar. Bir gün herkes kokifer olacak diyoruz. Rakibimizi bekliyoruz. Kanka bana güçlü bir rakip gönder. Tatlı bir maç istiyorum ya. Gönder, güncelleniyor. Evet, rakibimiz geliyor abi. Bakalım rakibimize. 1316 Sivasspor Ahmet. Güzel. Çok sağlam bir rakip. Kolibay aşağı bakma. Yedeklerde Süle de tam yana bakıyor. Ronaldo tam yukarı bakıyor. İlk yarı böyle başlayalım. İkinci yarı bakarız duruma göre kimleri alacaksak. Bruno Fernandes ne durumda? Bu şekilde. Rakibin kadrosuna bakalım abi. 4-2-3 oynatıyor. Ansu Fati, Messi, Neymar, Mbappe. Gayet güzel ileri bir dörtlü var. Defans hattı da gayet sağlam. Trop'un menajer bilgisine hemen bakmak istiyorum. Top çevirme, kısa pas, orta. Önde baskı, geniş, agresif. Genel baktığımızda güzel. Hadi bakalım. Ayrıca arkadaşlar çok fazla geçmiş olsun mesajı alıyorum. Güzel dileklerinizi alıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Allah bütün hastalara acil şifalar versin. Çok kötü bir durum. Allah kimseye de dert vermesin. Düşmanıma bile hastalık vermesin. Hastalık berbat bir şey ya. Neymar gidiyor. Rakip hızlı geldi. Oo, Beckham. Tamamdır. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff Iniesta'yı gördü. Iniesta Rume'yi gördü. Rume indi aşağı. Şöyle. Aga be, ben Torres'e doğru indirmeye çalışırdım da. Hocam Mbappe, Kolibali harikasın abi. Yapma. Lan böyle bir şey yok ha. Yok öyle bir şey yok kardeşim. Kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Oliver Kahn atıyor abi. Rummenigge indirirse manyak bir gol başlangıcı olur. Ama önemli olan Rummenigge'nin indirmesi. Güzel indiremedi abi. Ansu Fati. Hocam Mbappe çok hızlı. Beckenbauer. Oy, Allah'tan pas attı. O da oy. Keşke gireydi be oğlum. Harikulade vurdu maşallah. Ben bu şekilde vurulan şutlara bayılıyorum. Yani çok zevk alıyorum. Güzel gol yedim de. Ben de böyle psikopatım. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın hacı? Cruyff bıraktı Beckham'a. Beckham. Çok güzel bir Torres'i. Torres çok aşırdı ayağından. Çok aşırdınız abi. Çok aşırdınız. Olmaz. Neymar, Arnold. Şu şekilde Torres, Cruyff. Abi bir baskıyla alabiliriz aslında. Kardeşim güzel çıktı. Neymar ofans ortasında bu kardeşim çok tatlı oynatıyor. O Mbappe'yi kaçıracak. Offside var. Ben dedim ki Mbappe'yi attı. Orada Verkaç'a ve Mbappe'yi kaçacak dedim. Olmadı. Ayrıca şu an bizi okula katmak için kalkıp da izleyen, okulda izleyen, serviste izleyen kardeşlerim, teneffüslerde izleyen kardeşlerim, hepinize selam olsun. Allah zihin açıklığı versin. İnşallah aklınıza koyduğunuz bütün kızlar size bakar. Amin. Yani ders konusunda size dua edemesem de bu daha çok işinize yarar diye düşündüm. Hocam Vieira. Hocam Beckham. Hocam Beckham. Abav. Olmadı. Amin amin diyen var. Puh. Hiç dersime bakım diyen yok. Hep işiniz gücünüz kargız. Ne olacak ya bu gençlerin hali? Hocam. Gençlik bitmiş ya. Hocam Beckham var. Tamamdır Torres'e. Torres. Çok güzel gördü Cruyff'u. Cruyff harika gördü Rume'yi. Rume Torres'i dedi ki gel kardeş dedi, gelmedi. Hocam kardeşim de manyak oynuyor ha. Oliver Kahn. Ama artık gole gitmemiz lazım. Hocam Torres Cruyff'a. Cruyff Rume'ye. Rume bıraktı Cruyff'a. Cruyff Torres'i manyak gördü. Hocam faulümü ver. Ay! Aa! Aa! Hocam Tolga'nın hesap hileli. Normalde geçmez bu toplar. Tolga! Hayırdır oğlum? APK mı yükledin oğlum bu kadroyu? Hayırdır? Var bir hile var. Hocam ben bir şey yapmadım. Hocam isterseniz polis çağırın hadi. Polis demiş ki arkadaşlar benim ilaçlar narkotik şubeye kaydedildi. Çünkü
kullandığım ilacın biri uyuşturucuymuş. Devlet kontrolünde uyuşturucu kullanıyormuşum. Bayağı açık adres aldılar, telefon aldılar, imza falan. Narkotik kaydı yaptılar. Yani bu adam uyuşturucu kullanıyor ama hani doktorlar verdi. Devlet de biliyor anlamında. Çok tehlikeliyim arkadaşlar. Çok tehlikeliyim. Bir narkotik şubeye kaydımız kalmamıştı. Şu genç yaşta yemediğimiz salt kalmadı maşallah bize. Hocam Beckham bıraktı Cruyff'a. Cruyff Beckham'a. Beckham şöyle gördü. Abi Kurtuğan boyu çok uzun lan. Keşke ben de boyum o kadar uzun olsaydı. Lan. Eskiden ben basketçiydim. Ama ben çok kalıplıydım ya. Pivottum. Boyum 1.84. O zamanlarda 1.81-1.82'di basketbolcuyken. Rakiplerim hep 1.90 falandı da ben kalıp yeter. Şakıyla onun ilgi gibi. Bir vururum. Patırt gömçürürüm yani. Hocam Iniesta. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff Rume. Rume Torres. Torres Cruyff. Hocam kötü pas. Çok kötü pas. Bitir hoca. Hoca nasıl bitirmesin? Ahlaksız hoca. Abi bu arada Kolibali büyüktür. Beckham var hariç tüm defanslar. Haberiniz olsun. İlk yer 88'lik bir saati pas oyunumuz var. Rakibin de 71'lik. Gayet sağlam oynamışız. 2 şut çekmişiz. 1 gol olmuş. Hadi bakayım. Alışmadığım bir hoca olduğu için. Forvetler daha geniş davrandığı için bir tık problem yaşıyoruz. Ama hoca zevkli mi? Tabii ki de zevkli. Muhteşem mi? Tabii ki de muhteşem abi. Oynatılır mı? Her türlü oynatılır ama bak işte. Şu önleme bölgesi geniş olunca ortam nasıl bomboş oluyor. Bir daha benim oyuncuma doğum. Görüşürüz. O Sivas'a gelirim. Zamanında Sivas otogarında da yapmıştım. Söyledim mi? Aha. Kars'tan Maraş'a geleceğiz. Kars'ta okuyoruz ya. Otobüs yok. Sivas arabasına binektirdik. Sivas arabasına bindik. 12 saat sonra dediler diğer otobüs. Ne yapacağız? Cepte para da yok. Baba gittik Sivas otogarında yattık. Uyuduk. Yani Sivas köpeklerini sever miyiz? Yan yanaydık neredeyse. Ben niye anlatıyorum bunu? Mbappe. Hocam bak işte. Oo harekete bak. Hocam bende kol var. Evet ben orada faul yaptıysam, faul yapmayı düşündüysem, aklım ucundan geçirdiysem Koki gibi bot olayım. Bak o kadar söylüyorum. Ben orada hiçbir şey yapmadım. Namusumla top oynadım. Hocam orada bir ahlaksızlık var. Ayrıca Tolga'ya dedim ki, Tolga dedim hesabı kıza mı vereceksin dedim. Yok abi dedi namusum gibi korurum dedi. Ben de o zaman vereceğim dedim. Neyse. Neyse. Hadi bakalım. Hocam rakip biraz psikopat. Değişik oynuyor. Ben de ona ayak uydurmaya çalışıyorum. Arnold bıraktı Alfonso Davis'e. Güzel bir friki organizasyonu. Çok düşündün mü bunu? Hocam. Defans hattında trop fazla açık veriyor arkadaşlar. Hadi lan. Yapma. Lan bilmiyor benim olduğumu. Ha iyi bari. Lan ne iyi bari gol attı adam. Adam gol attı bir de sevmiyoruz bizim taktiği yapmadığı. Adam gol attı. Hocam Rume. Torres. Şöyle Vieira'ya bırakalım. Vieira Iniesta'ya. Iniesta Cruyff'a. Cruyff Rummenigge'ye. Rummenigge. Bu hesapta da mı sanda taktiği yapıyorsun sen? Dakika 61'di bu arada. Buradan bütün Trabzonlu kardeşlerime selam olsun efendim. Hadi bakalım. Trabzonlu deyince aklıma güzel şeyler gelmez. Trabzonlu insanları severim. Muhteşem insanlardır ama bazıları vardır ki neyse düşman başına. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Hemen şu şekilde Ronaldo oynatmasak şimdi küfür mü yeriz? Oynatalım oynatalım. Şimdi diyecekler Ronaldo'yu şimdi oynatmayacaksın da ne zaman oynatacaksın lan Ramzi Kamalak diyecekler. Adamlar haklı. Evet arkadaşlar Ronaldo fanları bir like atabilir mi? Hocam dilenci değilim be. Bir Ronaldo için be. Hocam Vieira'yı geri çekiyoruz. Cruyff bıraktı Messi'ye. Messi Cruyff'a. Hocam çok iyi geldi. Hocam adamın da saatte taktiği varmış. Vay ben nerelere giden nasıl edem. Hocam o nasıl uzaklaştırma. Lan uzaklaştıracağı direkt gidip kaleye ataydın. Kolibali adam. O gençle vursana. Erkek derim. Vurursan erkek derim. Erkek misin be? Helal. Hocam kafo al. Şimdi arkadaşlar bu nasıl sakince çıkarız? Şöyle. Evet. Evet. Hocam sakin. Susun. Bir saniye. Bir saniye. Arkadaşlar konuşabilirsiniz. Hocam adam hata geliyor. Hocam Dilen Cruyff santrafor oynatmış Ronaldo'yu almış. Hocam Ronaldo geliyor. Hocam Hollywood kan. Ay direkt Allah'ta. Oğlum niye sağ taraf olmadı lan? Psikopat mısın? Hop. Sol tarafa niye vuruyorsun? Adam solu tutmuyor ki. O da garip bir düşünce lan. Sağ tarafa bir plas atsam var ya hiçbir şey olmaz. Hocam Inzaghi yok. Hocam Beckham. Hocam o nasıl pas be? Sen koskoca Beckham. Bak görüyor musun? Abi Trop iyi güzel de. Defansını beğenmedim bu arada haberiniz olsun. Defans da çok açıklar veriyor. Hocam Vieira. Bıraktı Beckham'a. Beckham Ronaldo'yu gördü. Ya Bruno Fernandes'miş. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo gidiyor. Ronaldo. Kanka şunu yapacaktın az önce. Az önce onu yapacaktın.
Abi çok kolay arkaya adam kaçmıyor mu tropta? Oynatanlar yazabilir mi? Çünkü ara pasların hepsi geçti. Hani bir de ben manuel defans yapıyorum. Otomatik yapsam darma duman olurum. Çok güzel müdahale hocam. Bir harmandalı. Ronaldo çok... Hocam ben verkaç yaptım bu arada. Önüne atmadım o kadar. Aha şunu şuraya alsak. Tamam. Hocam Beckham. Tamam. Bak işte Bruno Fernandes. Çok güzel gördü Iniesta'yı. Aha. Hocam orada bir anlaşmazlık. Baksana şuna. Neden bu kadar rahat kaçabiliyorsunuz lan? Vieira. Çok güzel gördü Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes Beckham. Beckham Ronaldo'ya. Ronaldo indi aşağı Bruno Fernandes'e. Inzaghi'yi gördü. Inzaghi gidiyor. Inzaghi Bruno Fernandes. Aga Bruno ne yapıyorsun? Kaka olsa var ya şimdi var ya. Kaleci'ye beraber soktuydu o topu. Hocam Vieira son saniyelerde bir gol daha. Olmadı. Tamam. Çok rahat geçiyormuş. Bir de ben atacağım lan ver. Ver bir de ben atacağım. Lanet olsun ver. Evet ilk maç 3-1 bitti. Forvet anlamında hiç problem yok. Manyak güzel bir hoca. Ama defans anlamında çok kararsız kaldım. Çünkü araya atılan her top geçiyor. Garip bir şekilde müdahale edemiyorsun ki. Tekrar diyorum ben manuel defans yapıyorum. Yani oyuncularım hiç defans yapmasa bile ben kendi kendime yapıyorum. Ekstra da oyuncuların defans eklenince ben sağlam defans yapan bir adamım. Bunu biliyorsunuz. İyi oyuncuyum demiyorum. Ama defansım sağlamdır. Rob niye bu kadar açık verdi onu bilemedim. Baktığımızda 4 sumular 4'e kale olmuş. 3 golümüz var. Güzel oynadık. Gayet iyi oynadık. Bakalım bir maç daha deneyelim. Trop'la ilgili tam kararımızı verelim. Oynat bakalım. Evet arkadaşlar Koki'nin hayallerini gerçekleştirdik. Koki'yi 1300 derece yaptık. Çünkü Koki hayatın hiçbir 300 derece olamamıştı. Sürekli ağlıyordu. Abi ben neden olamıyorum, neden yapamıyorum diye. Ve Koki'yi ulaşamayacağı bir başarıya taşıdık. Burada kendimizi alkışlıyoruz. Helal olsun bize. İkinci rakibimiz gelsin abi. Bu hocayı çok merak ediyordum. Yavaş yavaş oturuyor. İkinci maçta daha iyi oturacak. 1110 Beşiktaş. Aa Tolga da Beşiktaşlı değil mi? Vatan aynı Tolga. Şimdi arkadaşlar şöyle bakarsak değiştirmeyelim. Hiç bu şekilde oynayalım. Rakibin kartosuna bakalım abi. Baktığımızda 3-3-3-1 oynatıyor. Ronaldo De Bruyne sağda solda. Bergkamp Messi. Oğlum Messi ile De Bruyne'i değiştirsene. Manyak mısın? Garip o da farklı tercih. Uzun zamandır da görmediğimiz bir diziliş. Gasperini'ymiş. Gasperini'nin farklı gelen bir dizilişi. Esrar cehennemindeyiz. Puh terbiyesiz seni ya. Ben bu çocuğu bir türlü efendi edemedim ya. Bir türlü efendi edemedim. Hocam. Rume Torres. Çektik Vieira. Bıraktı Cruyff'a. Cruyff bıraktı Torres. Torres Rume'ye. Hocam Rume alabilir mi? Beckham var geldi. Şimdi kanka. Üçlü defans var bu adamın. O zaman bizim Cruyff'a da ihtiyacımız var. Çünkü bu ikisi sıkışır. Oha Vieira ne alaka? Oo, tamamdır kafaları karıştı. Hocam düzeltelim. Cruyff indir abi çok güzel indirdik. Torres çok güzel. Rummenigge. Oğlum bu Torres normalde sert duruyor. Rume Cruyff. Cruyff vurdu. İyiydi iyiydi iyiydi. Severiz abi çok iyi tamam. Şu şekilde Vieira'yı geri çektik abi. Ama şunu söyleyeyim ben bu Vieira'yı beğenmedim abi. Gerçekten beğenmedim. Çünkü benim Vieira... Patır diye oturtan bir adamdı. Bu oturtamıyor. Şurada yukarı oynayalım. Çok güzel. Atak yönü sol kanat. Beckham indirdi. Hocam kötü mü indirdik? Hocam bak şimdi sakince. Kolibali. Çok güzel. Sırt dönük çok pas atmaya önem vermeyin abi. Genelde önüne atın. Bak ikidir zorlanıyorum ben. Bak gördün mü? Üçtür. Sırt dönük denedim. İkisi tuttu ama üçüncü tutmadı. Ama Cruyff muhteşem bir adamsın. Şu şekilde Beckham. Beckham'dan Torres'e. Hocam ver. Topla gel. Oha hocam. Beckham bari adam. Şimdi arkadaşlar. Sakince Iniesta bıraktı Cruyff'a. Cruyff Rume'ye. Rume bıraktı. Olmadı. Şimdi Beckham var. Kardeşim. O Bergkamp çok güzel yardıma gelen bir adam. Ben hiçbir şey yapmadım. Hocam ben hiçbir şey yapmadım. Karşı taraf gerçekten pamuklar içinde oynuyor. Bu kadar olmaz. Bizim prensibimiz bu. Ten tene değecek hocam. Değmek zorunda. Lütfen ya. Faul yapmadım ki ben orada. Anam lan. Tablet yerde. Ben dışarı atar diye düşündüm de arkadaş direğe çarptırdı. Hocam Cafu'yu aşağı çektik mi? Beckham. Evet Cafu. Keşke çekmeseydik. Beckham. Çok güzel gördük burada. Hocam şuraya çek. Bak şuraya çek. Gördün mü mantığı? Doğru adama doğru çektik. Manuel defasında kastım bu. Hani normalde oyuncu gelmese bile ben götürürüm. Böyle yaparsam. Giderim ha. Hocam harikasın. Hocam muhteşemsin. Beckham gidiyor. İçeri 17 kişiyiz. Beckham.
bıraktı Torres harikulade. Rummenigge dedi ki kardeş gel senat dedi. Hemen geri çekildi. Bu kibarlığı da Rummenigge'den başkası yapmazdı zaten. Manyak. Hocam Torres ya bir şey yok, bu ne dokundukça faul çalıyorsunuz be. Yeter be. Gidip kumda oynayın abi. Tolga hesabın hesap olalı, böyle bir futbol gördü mü la? Böyle bir futbol gördü mü? Ulan nazar değdik ağzımızda. Kıskanç Tolga. Nazar ettiniz. Yemin billah olsun nazar ettiniz hocam. Aha, yandı. Yandı. Hocam çok güzel. Bak bak ne gördüm ben, izle. İzle ne gördüm ben. İzle ne gördüm ben. İzle ne gördüm. Anam görememişim. Hocam yukarı oynasana. Oynamadım. O zaman bak Beckham'ı döndürmezsek iyidir. Iniesta'cım koşar mısın hayatım, koştu. Iniesta şimdi geri çek. Şöyle bıraktık abi kafayı. Kafu tekrar Iniesta'ya. Iniesta şöyle gördü bir yere. Beckham plase. Aga be vuramadık. Hocam bende. Bak görüyor musun bak. Bunu niye açıyorum? Kandırsak rakibi aşırtma falan dener. Yer mi lan Anadolu çocuğu? Yer mi? Oyuncu biraz ileri götürdüm, geri getirince hop harika oldu. Hocam Beckham. Harikasın Vieira'ya. Vieira bıraktı Iniesta'ya. Iniesta Cruyff'a. Cruyff Torres'e. Şut iptali. Offside yok. Eğer orada offside varsa Tolga adam değildir. Varmış. Tolga üzüldüm. Üzüldüm. Bence yoktu kardeşim, olsun. Oğlum bizim niye 74 saatli pasımız var? Her topumuz gitti. Nazar ettiniz. Yemin billah olsun nazar ettiniz. Bak yukarı atacak. Bak izle. Oo, aynen kardeşim. Aynen. Onu da öyle yapınca gol oluyordu zaten. Nereden öğrendin onu? Geldi. Ya bu Torres daha ne olsaydı düşüyor ya. Oğlum bu Atletico Torres'i bozuk lan. Siz bunu Atletico Torres'i demişsiniz. Bu Burak Yılmaz lan. Prime dönem Burak Yılmaz. Yakaya kaldır kanka. Hocam öyle bir şey yok. Hocam. Aha Carlos. Oliver Kahn. Ya abi. Şu şovu da yapmazsan olmaz yani. Tamam. Çekelim abi Beckham'a. Beckham. Aha bir şey gördüm. Abi bu Torres'ten gıcık kaptım ha. Torres bıraktı Rume'ye. Rume. Aşağı Torres'e. Torres. Bak gene Torres. Bak gene Torres. Hocam çıkar. Çek git Torres buradan. Kalk git buradan. Rume. Hocam. Faul. Kırmızı. Kırmızı hocam. Hocam ölü yaprak mı geliyor? 45 metre ölü yaprak mı geliyor? 45 metre ölü yaprak. Ekran değiştir. Hadi oğlum. Yapabilirsin. Başarabilirsin. Allah da seni bildiği gibi yapsın. Arkadaşlar Tolga'nın Beckham bozuk. Ölü yaprak vurmadı. Tolga sana da yazıklar olsun. Hocam Torres'i çıkarabilir miyiz, beğenmedim. Abi Inzaghi'yi alalım bir. Hadi bir de Van Basten alalım. İkinci yarı Van Basten almak kendi ayağına sıkmaktır. Yavaş bir adam. Oynar mı oynar ama futbolunu yavaşlatır. Biz de iki tane hızlı adamı çıkardık, iki tane yavaş adam aldık. Niye? Çünkü manyağız. Hocam Inzaghi'yi şuraya çeksek Sayın Kurtuğa. Topu indirir misiniz kapucum? Çok teşekkür ederim. Başarılar devamı diliyorum. Öyle pas mı olur kapı? Hocam Torres. Hocam Torres gidiyor. Kolibali adamdır. Aksini iptalen. Futbol cahildir. Hocam Berkamp, Messi. Belki geldi. Öyle bir şey yok. Kolibali adamdır. Aksini iddia edenin kendine saygısı yoktur bu arada. Inzaghi de kaçar. Kaçamadı. Hocam Bruno Fernandes. Bak bu adam şey değil, büyük ihtimalle 10 numara değil. Ya yaratıcı oyun kurucu ya da klasik 10 numara. Çünkü geri kalıyor Bruno Fernandes. Vieira. Çok güzel gördü Van Basten'i. Van Basten Inzaghi'ye. Kankacım yeni girdiniz be. Aşinalık 31 gibi oynuyorsunuz be. Hocam Beckham. Vieira. Harikasın gülüm. Vieira. Şurada Inzaghi gördü. Inzaghi Van Basten'i gördü. Van Basten gidiyor. Van Basten. En sevdiği iş gömçürmek, gömçüremedi. Bu. Hocam Kurtuğa tamamdır. Şimdi Kafucuğum indirir misin? Teşekkür ederim. Kafu sen indirme. Allah aşkına sen indirme. Hocam şurada boşluk gördük Vieira'yı. Vieira. Inzaghi gördü. Inzaghi Van Basten'i gördü. Van Basten Inzaghi gördü. Inzaghi. Şöyle bir trivela. Şu oyunu oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Tolga bu hesap gördün mü böyle bir futbol be? Gördün mü aslanım he? Ronaldo bıraktı Torres. Ooo Beckham Bahar. Gülüm eyvallah. Bu Beckham Bahar biraz gıcık oldum. Diğer Beckham Bahar sanki biraz daha erken müdahale ediyormuş gibi his yarattı. Inzaghi Van Basten. Van Basten Inzaghi. Inzaghi Van Basten. Van Basten Megür de yavaş ki. Lan yatma, kalk yerine yat. Tolga'nın hesabıyla korner taktiği mi geliyor? Hocam Tolga'nın hesabıyla korner taktiği mi geliyor acaba? Sayın hocam önümüz boş. Güzel pasa, güzel plaseye oldu bu iş. Ama 5 kişi de gelmezsiniz be. Bu yaptığınız hala bunu ödeteceğim.
O bedel ödenecek kardeşim. O bedel ödenecek. Hamdi Bey'in teklifi 400 bin lira. Yokum diyorum hocam. Golüme gidiyorum. Hocam kutuma gitmek istiyorum. Yok böyle bir şey. Kutuma gitmek istiyorum hocam. Yokum dedim. Yokum dedim. Şöyle bıraktım. Allah. Hamdi Bey teklif kaç? Hamdi Bey teklifi ver. Hamdi Bey olmadı. Berkam tamam ver. Ronaldo hocam Berkam. Kolibali. Çok güzel bıraktı Vieira'ya. Vieira bıraktı Bruno Fernandes'e. Bruno Fernandes Van Basten'i göremedi. Van Basten niye geride kalıyor? Bruno Fernandes daha niye geride kalıyor? Hocam Boat niye geride kalıyor? Hocam Van Basten Inzaghi atıyor. Inzaghi niye yavaşsın bu kadar? Hocam adam gerçekten çok yavaş bu ikisi bir ya. Yoruldum. Vallahi çok yoruldum. Özellikle niye biliyor musun? Yatıyorum geliyorum video çekiyorum. Videoyu da yatakta editliyorum. Sonra geri geliyorum. Video çekiyorum gene editliyorum. Manyak gibi bir hayat. Vallahi. Neyse yapacak bir şey yok. 3-0 bunu da yendik abi. Derecemiz kaç oldu? 1306 derece olmuş. Aldığımızda Tolga'nın hesabı 1288 dereceydi. Tolga'ya 12-18 puan. Güzel. İyi. 2 tane de arzada sağlam maç çıkardık abi. Elimize kolumuza sağlık. Videoyu beğenseniz arkada abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Birilerinin kalbini kırdıysak, sürçülisan ettiysek affola. Hayat gerçekten kalp kırmak, kin tutmak ya da gönül koymak için çok kısa. Önce sağlığınızın sonra da sevdiklerinizin kıymetini bilin. Kendinize dikkat edin. İyi dersler gençler. Görüşmek üzere.